Herkese selamlar sevgili dostlar, ben Playdead Demekırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. En son buradaki bahçeye gelmiştik ve buradaki bir görevi yapmak için beklememiz gerekiyordu. Akşam vakti gelmiştik bu bahçeye ve harika bir manzara eşliğinde size veda etmiştim. Şimdi size bir küçük sürprizim var. Şöyle bir bardak aldım efendim. Bardak da şudur. Şöyle bir bardak aldım. Yakından göstereceğim şimdi. Bardağın kutusu hoşuma gitti. Satış kutusunda Wizard World ismiyle artık Hogwarts'ın, yani Hogwarts diyorum, Harry Potter dünyasının ürünleri Wizard World ismiyle satılıyor. Dünyanın dört bir yanında çeşit çeşit ürünleri var. Efendim maketleri, tabloları, ıvır zıvır bir sürü şey var. Ben Amazon'dan bu bardağı satın aldım. Bardak Hogwarts Express'in 9.3 çeyrek bardağı. Hani şu Harry'nin Hogwarts'a gelmek için kullandığı trenin gizli geçiş vagonu. Muggle'ların görmediği gizli geçiş vagonunun simgesi. Böyle bir şeydi. Biraz Harry Potter dünyasındaki, ya oyunu oynarken o dünyaya duyduğum ilgiyle acaba hangi ürünleri var, neler var Amazon'dan falan diye bakınırken buldum, denk geldim bir üründü. Küçük bir bardak, çok büyük bir şey değil. Dış kısmı kırmızı, iç kısmı sarı, böyle Gryffindor renkleri ve Galatasaray renkleri diyebileceğim şey. Arkasında Harry Potter yazıyor, önünde de şöyle 9.3 çeyreğin şey var, logosu var, Hogwarts Express'in logosu var. Altında da MacMook isminde bir şeymiş, Wizard World'un ürünü olduğuna dair, Warner Bros'un ürünü olduğuna dair logosu var. Böyle bir şey aldım. Böyle oyunu oynayınca gaza geldim, heveslendim, ne alabilirim? Aslında bir atkı, şapka falan almak istedim ama fiyatları uçuk kaçıktı. 1500-2000 liradan şu gördüğünüz büyücü şapkası gibi şapkalar vardı. Öyle bir şey almak istedim ama biraz fazla geldi abi. Abartı bir rakam geldi. Ben de ala ala bardağını alabildim. Öyle bir size de göstermek istedim. Şimdi görevlerimize devam edelim. Şurada bir görevimiz vardı. Görevimizi yapacaktık. Buraya gelmiştik ve burada bitmişti. Burada gündüzü beklememizi istiyor. Görevi yapabilmemiz için. O kişiyle görüşebilmemiz için. Anahtarla geri geldim. Daily'nin anahtarıyla geri geldim. Bu harika diyor. Bu ablamıza anahtarı vereceğiz. Fakat şöyle bir şey var. Biz niye yatakhanemize gidip yatmak yerine ortak bahçede yerlerde yatıyoruz? Onu da bilmiyorum. Hadi bakalım. Hello, Nelly. Merhaba Nelly. Heyecanlı mısın? The what keys? Ne anahtarından bahsediyorsun? The Daily Keys'i buldun ya diyor. Uçlardan hakkı bilgin vardır diyor. Bazı dedikodular var diyor. Müdür Former diyor. Yıllar önce bir kabinede böyle bir şey bulmuşlar. Profesör Black ise bu anahtarın kullanılmasını yıllarca kabul edilmemiş galiba. Neden bunu böyle yapmış? Her bir anahtar farklı kabinin açılmasına yol açıyormuş. Müdür de bazı kolay görevler için bunun yapılmasına izin vermemiş gibi bir şey. Şimdi bu arkadaş da bu şeyin sorunun cevabını arıyormuş. Peki neden müdür böyle bir şey düşünmüş diye sorabiliriz veya anahtarları neden takip edemiyoruz gibi bir soru var. İlk olarak müdür neden böyle düşünmüş bunu öneririm. Duyduğuma göre diyor, Peeves bazı şeyleri oraya saklıyormuş. Ama doğru olup olmadığını bilmiyoruz diyor. O bir poltergeist dedi. Poltergeist'in ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal herhangi bir yerde olabilir gibi bir şey söyledi. Gerçekten bu challenge'ı yapacak mıyız? Deneyeceğim en azından diyor. Belki şansımız yaver gider ve yaparız. Tamam. Hadi gidip yapalım gibi bir şey söyledi. Sanırım anahtarlardan biri astronomi kulesinde. Koca bir okul olunca abi böyle bir şeyler çıkıyor. Tamam, anahtarı bulmamızı istiyorsun. Gidip buluruz ya. Aman. Burada bir kutu varmış. Kutu neredeymiş ya? Yerin altında desem değil. Neredeymiş bu kutu? İlginç. Astronomi kulesine daha kısa gidiş yolu vardır herhalde. Bir bakalım. Evet, burada. Ah be, bir tek oraya gidemiyoruz. Şuradan gitsek oradan astronomi kulesine çıkarız. Hızlı seyahat. Evet. Bir yaratık diyor, sakatlandı galiba ama ben öyle olduğunu zannetmiyorum gibi bir şey söyledi. O ne be? Neyse, yolumuza gidelim. Burayı hala nasıl açacağımızı bulamadık.
Neymiş bu? Evet, bir kart daha ile geçirdik. Griffin'le uçan birilerini görüyoruz. Geldik galiba. Şurada bir şey açabiliyormuşuz. Burası da çok güzel, tatlı yapılmış bir yer. Dur. Bu anahtar nerede? Anahtarla şey açalım. Kapının kısmını açalım. Dur. Çık bakayım bir. Galiba aşağıda kaldı. Gidip aşağıdan şu şeyi açalım. Burada mı? Nerede olabilir acaba? Burada mı acaba? Biz buradan geldik zaten. Diğer şey nerede? Aa, bir hayat daha. Neye bakıyor bu? Oo. Böyle görseller var mıymış ya Harry Potter dünyasında? Ops. Kulaklığımı çekeyim şuradan. Alayım. Yeni bir koleksiyon daha kattık. Bu bir Barnabas şeymiş. Taperitisiymiş. Büyücülerin Barnabaslardan. Aptal Barmy isimli trolün balet eğitimiyle ilgili hayali bir sanat tasarımıymış bu. Onlara balerinlik öğretiyormuş. Garip. Büyücüler dünyasında her şey çok garip. Yani en azından Muggle'ların dünyasına göre. Buraya ilk defa çıkıyoruz sanırım. Rebellion. Açtık sonunda. Oo, buranın masa tarafı ne kadar havalıymış ya. Okul şov yeri gibi ya. Bir tane dandik bir şey yok. Mr. Satyavati'ye yazılmış bir mektup. Çeşitli sırlar var falan filan diyor. Okey. Okumayacağım. Kesin küçük bir yan hikayedir. Ve küçük yan hikaye okumak istemiyorum. Abi bunları buraya koymuşsunuz da bu cam şeylerin vitraylarının arkasında nasıl göreceğiz biz bunları? Pek mantıklı bir şey değil. Yapılanma değil. Buradan çatısına çıkabiliyoruz öğrenci olarak ve çıkan öğrenciler var. Nasıl alacağız lan bunu? Nereye gitti? Nereye gitti lan? Anahtar da o işte, alamadık. Nerede olabilir acaba? Aha, kayarak geçti. Vay, kuleye bak. Şurası neymiş acaba? Kesin oraya da çıkabiliyoruzdur. Oyunun bir kısmında süpürge almamız gerekiyor. Uçan süpürge. Onları aldığımızda buraları bol bol gezeriz. Vay. Acaba buna bakabiliyor muyuz? Rebellion. Astronomi teleskobu. Bu teleskopla yıldızları gözlemliyormuşsunuz. Ve harika görseller varmış. Ayı ve yıldızları görebiliyormuşsunuz bu teleskopla. Ama bize göstermiyor tabi. Okey. Koleksiyonumuza bir şey daha katmış olduk. Şimdi bunları görmek istedim. Buraya gelip. Burada saat gibi tık 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 işleyen bir şeyler var. Ve inanılmaz manzaralar var. Okey, yolumuza devam edebiliriz. Bayağı dersi burada görüyoruz galiba. Baykuşlarımızı, astronomi kulesinin teleskoplarını vesaire gördüğümüze göre görevimize gidebiliriz. Burada da küçük bir şömine koymuşlar.
Ya küçük dedim, binaya göre küçük. Yani bize göre büyük. Burada bir sandık varmış. Ne varmış bu sandıkta? Bizi yükselten bir şey varmış. Eşya, kıyafet. Bir bakalım neymiş o. Gözlük. Sonunda be. Sonunda mantıklı bir gözlük bulduk sonunda. Allah'a şükür. Evet, bir yeri daha açmış olduk. Bu ne işimize yarıyor? Hiçbir işimize yaramadı. Profesör Hackett'ın karanlık sanatlara karşı savunma konusunda oldukça başarılı biri olduğuna dair bir bilgi verdi bize. Şimdi burada biz şeyi bulmamız lazım, anahtarı. Kesin burada bir yerde. Gördüm onu. There's the cabinet. How do I get this key in there? Yakaladık. Excellent. Böyle açılıyormuş buralar. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. Bir token aldık. Yani neden ona? Küçük bir parça, taş parçası gibi bir şey. Üzerinde Hogwarts sembolü olan bir parça bulduk. Ha, şimdi haritamıza bakalım. Gitmek istediğimiz yerin Ops, buraya gitmek istemiyoruz. Şuraya mı gitmek istiyoruz? Şura en uygun yer gibi gözüküyor. Oradan aşağı inelim. Ya böyle basit küçük bir yan görevle büyücü kulesini görmüş olduk. Okulun yüksek yerlerinde bu tarz şeyler olabilir diyor. Ha, şey kuşu bayağı bir sersemlettik ama bir işe yaramadı. To follow one of the Dedalian keys. Evet, anahtarı bulduk ve dediğin gibi Dedalian key'i bulduk. Harika. Kabinde ne buldun? İlginç bir token buldum. Gryffindor'un evini simgeliyor gibi. Belki bu ev bizim evimizin şey var diyor. Satranç tahtası gibi bir şey galiba chest dedi ya da şeyi. Hazinesi. Hazine herhalde. Bunun bir ödül olması lazım gibi bir şey söylüyor. Gryffindor'un ev şeyini bulmamız lazım diyor. Hazinesine. Chest hazineydi değil mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şöyle bakalım gideceğimiz yer yakınsa gidelim. Yoksa o bayağı gitmemiz gerekiyor. Gitmemiz gereken yer şurası. Yine hızlı bir seyahatle vardık oraya. Şimdi gördüğümüz yeri bir daha yürümemizin anlamı yok. Gördüğümüz yeri bir kere hani gittiğimizde artık oraya gidebildiğimize göre ve orayı keşfettiğimize göre bir daha aynı yere gitmeye çalışmanın bir anlamı yok. Peves, sen bizim ev, şeyin hayatı değilsin ya. Ah, bir şey vardı orada. Kaçırdık. He, burada kullanabiliyormuşuz. Güzel. Bunun açılması için daha fazla token toplamamız gerekiyormuş. Ve biz sadece şu ana kadar bir tane topladık ve bizim 15 tane daha toplamamız gerekiyormuş. İlginç. Evet, güzeller güzeli evimizin ya daha doğrusu Gryffindor'un ortak salonunda buluştuktan sonra en azından bir tane token attıktan sonra burada görevimize küçük bir ara verebiliriz efendim. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video, bir sonraki bölümde devam edecek ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.